Evet, Bursa Eda'nda sabah saatlerinden itibaren yoğun patlama, çatışma haberleri vardı. Hatta Türkiye sınırında konuşulup bulunan obüslerle de Bursa Eda'ndaki birçok hedefte vurulmuştu. Yine Türk Savaş Uçakları tarafından da birçok hedefe bomba yağdırıldı. Ancak şu an itibariyle tamamen ortam sessizliğe bürünmüş durumda. Bu da gösteriyor ki Bursa Dağı'nda bulunan PKK-PYD hedeflerinin tümü Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçmiş durumda. Zaman zaman silah sesleri geliyor. Bu da gösteriyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı unsurların arazide temizlik harekatı yaptığını da söyleyebiliriz. Çünkü haber buraya geldiğinde şu an bulunduğumuz noktada Özgür Suriye Ordusu'nun mensupları da var. Büyük bir sevinç vardı. Bursa Dağı'nın düştüğünü onlar da söyledi. Ancak Bursa Dağı'nda şu an genel anlamda bir temizlik harekatı da devam ediyor. Çünkü örgütün döşediği çok sayıda patlayıcı vardı, sığınaklar vardı, barınaklar var. Hatta kazdıkları tüneller var ve işte onların bulunması, o patlayıcıların imha edilmesi noktasında da şu an yoğun bir çalışma faaliyetinin yürütüldüğünü devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii Afrin'in kuzeybatısına düşüyordu Bursa Adası. Çok stratejik bir yerdi. Her noktayı rahatlıkla görebilen bir noktaydı. Çünkü Darmık Dağı'na çıkıyordu. Başka diğer tepelere ve diğer köylere ulaşmak noktasında da zaten geçiş güzergahını oluşturuyordu. Bu anlamda yani Bursa Dağı'nın tamamen kontrol altına alınmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun bundan sonraki süreçte Afrin'e ilerleyişinin daha rahat, daha kolay olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü stratejik konuma sahip bir yerdi. Tabii bugünkü çatışma